yanında olan, ona yardımcı olan bir sosyal faaliyetini işler hale getiren bir kurum. Derneğimiz yıllardır böyle şeylerde hep uzak kaldı. Ama zaman zaman değişen yönetimlerde buralara takım arkadaşlarımız geldi. Takım arkadaşlarımız icraatlar yaptı. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Şahin kardeşimiz ve onun ekibi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tam 25 yıl evvel Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin başındaydı. Federasyon başkanı ve hakem kurulu başkanı olarak 25 yıl sonra ilan ettik. İnanın çok mutlu. Çok. Görev sırasında benim o dönemdeki yönetim kurulu kardeşim burada Erdoğan kardeşim. Hakemlerin birinci planda tutuyor, hakem yaptık ve her yer olmalı. Bu bence en önemli günümüz. Çığla'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam edecek. AtatürkEserleri.com Büyük Önder'in aziz hatırasını yeni nesillere taşımaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma günü anısına sizlere eşsiz ve anlamlı bir hediye seti hazırladık. İşte her biri Büyük Önder Atatürk'ü hatırlatan 9 muhteşem eser. 1. Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği büyük nutku sizler için seslendirildi. Ve Atatürk'ün en güzel görüntüleriyle DVD ortamına aktarıldı. 8 DVD'den oluşan dev eser. 2. Atatürk'ün büyük nutku profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından seslendirildi. 3. Atatürk'ün en güzel resimlerinin ve sözlerinin süslediği 2011 Atatürk ajandası. Kaliteli cilt, lüks kağıt. Toplam 400 sayfadan oluşan eşsiz bir eser. 4. Her sayfasında Atatürk'ün posteri ve bir sözünün yer aldığı 2011 Atatürk duvar takvimi. 5. Yıl boyunca masanızın en güzel yerinde yer alacak 2011 Atatürk masa takvimi. 6. Atatürk imzalı sticker. 7. Yakanızda gururla taşıyacağınız paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk rozeti. 8. Özel ambalajında Atatürk'ün Cumhuriyet fazilettir sözünün yer aldığı Atatürk kalemi. 9. Özel kutusunda paslanmaz pirinçten hazırlanmış Atatürk imzalı anahtar. Büyük Önder'in aziz hatırasını gelecek nesillere taşımak için 9 muhteşem eserden oluşan bu hediye seti 75 lira değil, sadece 29 lira. Hem de adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla. Bizi hemen arayın. 0212 674 60 61 atatürkeserleri.com. Çığla. Çığla'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam ediyor. Olmak zorunda. Evet, burada Ahmet Şahin'i, Ahmet Erdoğan ağabeyimizi, hocamızı, tabii Yüksel Okçuoğlu, tabii orada Sayın Ulusu'yu da gördük. Fehmi abi, hepsini ben kutluyorum. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi ben de VTR'ye baktım. Çok eski dostlarla dostları gördüm. Bu da beni son derece mutlu etti. İşte ben bu işe Cumhuriyet'e başladım 71 yılında amatörleri. O zamanın parasıyla 50 lira alıyordum. İşte ondan sonra ilerleyen zaman diliminde buralara kadar geldik. Şimdi orada Ahmet Şahin dostumu gördüm. Ahmet Erdoğan işte o zamanlar amatör maç yönetiyordu. Nurettin Dehmen bir İSKİ Şehzadebaşı maçı vardı. Çok iyi maç yönetmişti. Kemal Ulusu'yu gördüm. Eski federasyon başkanım. Yemen Ekşioğlu, o da Tunus Bağı'nda attığı gollerle Tunus Bağı'nı şampiyon yapmıştı. Yalçın Darıcı, eski hakem Argun Darıcı'nın babası oluyor.
ve Yüksel Okçuoğlu benim için çok özel birisi. Yüksel Okçuoğlu'nu ben topçuluk zamanı bilirim. Vardar Spor'da oynardı ve şimdiki ismi libero, eski ismiyle santraf oynardı ve 5 numaradan başka formada giymezdi. Şu anda MHK'nin de çok önemli isimlerinden. Ben tabii bu arada Gazmapaşa Hastanesi'nde tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir ilke imza attı. Tüm hakem kardeşlerimin, dostlarımın sağlıklarını güvence altına aldı. Gerçekten çok önemli bir iş yaptı Gazmapaşa Hastanesi. Bundan sonra genç hakem kardeşlerimiz kendilerini daha sağlıklı hissedecekler. Gerçekten büyük bir iş bence. Büyük bir hamle. Evet Sayın Özcazanlar, siz neler söyleyeceksiniz? Hakemlerimiz gerçekten hem kapalı kutu olmaktan çıktı, kaftanın ardını tüm futbol kamuoyunu açtı. Özellikle emeği geçen herkese kutluyorum. Önemli gelişmelere ev sahipliği yapıyor ve sponsorlar olmazsa olmaz. Bütün spor branşlarında önünü açıyor. Siz nasıl buldunuz bu gelişmeleri? Tabii. Herkesin sponsor olduğuna göre hakemlerimiz için de çok güzel bir girişim. Hakemler özellikle Türkiye'de bilgiye uzak bir toplumda en zor işi yapan kesim diyebilirim. Çünkü iki takımdan birine kesinlikle her maç sonunda yaranamaz. Benim görüşüme göre, benim çalıştırdığım takımlarda biz soyunma odasında hakemden bahsetmeyiz. Asla hakemden bahsetmeyiz. Bizim görüşümüz göre hakem nötrdür. Ve hakem bir hata yapıyorsa da, kötüyse de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz inisiyatifimiz içindeki işlerle uğraşırız. Hakemle uğraşmamızın bize hiçbir yararı yok. Kaldı ki biz hakemlerimizi ben çalıştırdığım her takımda muhakkak her sene ders vermesi için davet ederiz. Takımımıza ders verirler. Onlar da gelir ders verirlerdi. Açılım yapmaları bu işi daha da kolaylaştıracaktır bundan sonra. Sevgili hocam, şu konunun altını bir daha çizerek sizden tekrar söylemenizi istiyorum. Siz her sezona başlarken hakem hocalarımızı bulunduğunuz ilden yazılar yazarak onları hakem hoca davet ederdiniz. Onlar size gelirlerdi ve gelişmekte olan oyun kurallarını alakalı, değişen kuralları, futbolcu teknik adam ilişkileri neler dikkat etmemiz gerektiğini anlatırlardı. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşadınız mı? Yazınıza hemen cevap alabiliyor muydunuz? Ve davet edilmesi Türk hakemliği ve oyun kuralları açısından ne kadar önem taşıyor? Bunun altını bir kez daha çizer misiniz? Ya onlar seve seve bu işi yapıyorlar. Çünkü ne kadar eğitilirse insanlar, kendi işleri de o kadar kolaylaşacak. Zaten bunu bir zorunluluk da galiba son yıllarda seminer alması kulüplerin bir zorunluluk haline getirildi. Evet. Bildiğim kadarıyla. Hakemler bunu seve seve yapıyor. Yani çok acıdır. Oyun kurallarını bilmeyen oyuncularımız, teknik adamlarımız var. Bir endirekt vuruşun ne zaman verileceğini bilmediği için direkt kaleye vuran oyuncumuz ve onu da tutmaya çalışan kalecimiz var. Bunlar yani milli takım çok hocalığı yapıyor şu anda bunlar. Yani çok iddialı sözler bunlar. Çok doğrusu ben size katılıyorum. Zira bir programda burada tabii genel sekreterimiz Sayın Ahmet Güven şu an görevinin başında değil. Yeni genel sekreterimiz de biz hayırlı uğurlu olsun demiştik. Biz dedi bir kitapçık bastırdık dedi. Kitapçığı dedi bir tarafı yarıya kadar Türkçe, yarısı İngilizce. Şöyle çevirin ama İngilizceyi dedi. Bizim dedi Türk antrenörümüz, öyle arkadaşlarımız var ki dedi Sayın Ahmet Güvener. Niye bunu İngilizce yaptınız? Türkçe olsaydı herkes okusaydı demez mi dedi. Bakın dedi şunu çevirmeyi bile dedi. Düşünemeyen antrenör arkadaşlarımız var. Tabii biz burada işini iyi yapan dikkatli hocalarımızı tenzih ediyoruz antrenörlerimizi. Tabii yani. Peki hocam hal böyle tabii hakemlerim açısından önemli gelişmeler. Ben hemen değerli izleyicilerim. Ben hakemlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Bir anı var. Lütfen aradan Sayın Özgüler. Özen Oğal eski uluslararası hakem. O zaman daha böyle yeni işte futbol bırakmış, Sultantepe'de oynuyordu. Evet. Çok iyi de topçuydu. Yeni işte bu işi bırakmış. Sevgili Özcan ve Haşim Gökalp. Bunlar ikisi de şimdiki adıyla Spor Toto 1. Lig'de yıllarca maç yönettiler. Bunlar şimdi yeni hakem olmuşlar. Ben de o zaman Cumhuriyet'teyim. Amatörlere bakıyorum. Bunların fazla maça çıkmaları lazım ki kontenjanı doldurup bölge hakemi olacaklar. Eyüp Stadı'na gittim. 4 tane maç var. İkisi Haşim'in, ikisi Özcan'ın. Fakat
İki hakem var. Üç tane hakem olması lazım. Peki bundan sonrasını ne zaman anlatalım? Biraz seyirciler merak etsinler. Telefon hattımız çok değerli bir dostumuz. Bir abimiz. Sizin de çok sevgiyle andığınız. Her zaman Sayın Doğan Hakkemez'den bahsederiz. İsterseniz fazla bekletmeyelim. Hemen Sayın Doğan Hakkemez'e dönelim. Çünkü telefon hattımızda Sayın Doğan Hakkemez var. Sayın Hakkemez iyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Dodo iyi akşamlar kardeşim benim. İyi akşamlar Mevi, nasılsın? Sağ ol Dodo'cum, sen nasılsın? İyilik valla, uğraşıyoruz. Evet. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben 7-8 yıldan beri Trabzonspor maçlarını takip eden futbolun. Geçtiğimiz hafta Trabzon Gençler Birliği maçı vardı. 4'te de Trabzon basket takımının Tofaş'la maçı vardı. Evet. Şimdi salonun eski halini bildiğim için rezil bir salondu. Her tarafı harabe, ışıklar yok, fotoğraf çekme şansın yok. Fakat içeriye girdim, ayağımı attım. Ulan dedim ben galiba küçük Sinan Erdem'e geldim. Aa bir baktım ışığa, muhteşem bir ışık. Her taraf pırıl pırıl. Dedim ya Dodo bunu nasıl yaptınız çok kısa bir sürede. Dodo var ya bir hafta uyumamış, orada yatmış. Peki devamını yatmış. Sayın Hakkemez'den dinleyelim mi benim dinleyelim. Abi? Peki Sayın Hakkemez, öncelikle siz yepyeni bir heyecan, yepyeni bir hava getirdiniz Türk basketboluna. Üç büyüklerden sonra Trabzonspor'da baskette yerini aldı. Sayın Saner Ayar'ın önemli açıklamaları vardı. Basın toplantılarına hep beraber olmuştuk biliyorsunuz. Peki öncelikle Sayın Özgüler'in bahsettiği salondan bahsedelim. Bu ambiyans nasıl, ne kadar zamanda hazırlandı? Bizi biraz Trabzon'a götürür müsünüz? Şimdi biliyorsunuz geçen sene ben Trabzon'a gittim. Ocak 29'unda 2. ligde çıkmaya oynuyorlardı. Demesiniz de dediğiniz gibi Saner Ayar bu işe çok emek vermiş. Ve hem maddi hem manevi bütün gücünü de bu takıma vermişti. İşte ben de transfer oldum, şampiyon oldum. Tabii Meko Basketbol Ligi'nde oynamak için yine Fehmi'nin bahsettiği gibi o salonda oynamak mümkün değil. Ayrıca de federasyonun istediği şartları da yerine getirmeniz lazım. İlk önce tabii il müdürüne başvurduk. Fakat onların gördük ki sistemi ihale sistemi olduğu için salonun birinci devresine yetişmesi imkanı yok. O zaman biz yapalım dedik. İzin aldık. Başladık yapmaya. 2,5 ay gibi zaman içinde. İşte soyunma odalarında bittik. Basın odası yaptık. Işıkları değiştirdik. Potayı değiştirdik. Salonun en önemli yerlerde en iyi şekilde değerlendirdik. Ve ilk başta da Tofaş maçı da açtık. Birkaç ufak eksiğimiz var ama onları da gece kalktı Galatasaray maçına kadar değiştir yapacağız yani. Evet. Fehmi de oradan, yani benim hep sloganım şuydu. İşte basın mensuplu arkadaşlar gelirse temiz bir ortamda istedikleri görüntüleri çeksinler, yazılarını rahatlıkla yazsınlar. İşte eğer Trabzonlu basketbol severler bir maça gelecekse temiz bir ortamda maç seyretsinler. Sporcular da orada en iyi şekilde sporlarını yapsınlar zihniyetiyle biz orayı yaptık. Tabii bu burayı yaparken bizim yönetim kurulu üyemiz İzzet Usta da büyük emek verdi buranın yapılmasına. Evet. Çok büyük bir çalışma oldu. Peki efendim kapasite kaç kişilik şu anki mevcut salonumuzda? Şimdi kapasite 1000.